Evet öyle. Bunu şimdi bizim asıl talep ettiğimiz F-16 paketiyle karıştırmamak lazım. Bizim talep ettiğimiz F-16 paketinde de Zira modernizasyon kiti var. Ama o modernizasyon kiti elimizdeki F-16 versiyonlarının en üst versiyonu olan Block 70'e dönüştürülmesi için bir modernizasyon kiti. Artı yeni F-16 uçakları var 40 tane. Şimdi bu pakete dokunulmadı. Gelişme bununla alakalı değil. Gelişme daha dar anlamda mevcut F-16'ların bugün için iyileştirilmiş bulunan NATO standardındaki iletişim haberleşme yeteneklerinin arttırılmasına yönelik bir paket. Bir de uçağın işte gördüğü bir takım coğrafi engelleri çarpmamasını sağlayacak özel bir yazılım var bunda. Şimdi buna dair bir yeşil ışık alınmış durumda. Ama asıl paket bekliyor. O konuda henüz bir en azından Kongre tarafında bir hareket yok. Peki şimdi bu F-16 satışı için kapı açmış gibi bir adım gibi lanse ediliyor iktidar kanadı tarafından. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok öyle değil maalesef. Çünkü dediğim gibi bizim asıl talebimiz olan F-16 paketinden bu zamanlama olarak da içerik olarak da farklı. Çok daha yüzeysel. Hani önemsiz demeyeceğim. Bu da önemli. Türkiye'nin elindeki F-16 filosunun her halükarda iyileştirilmesi önemli. Ama bu onunla ilgili değil. Şimdi buradan bir yeşil ışık alınmış olması bir sinyal midir? Evet, olumlu bir sinyaldir. Ama diğer paketin geçeceğini bu tek başına garanti etmez. Burada çok muhtemelen Türkiye'nin en azından Finlandiya'ya onay vermiş olması sonrasına bunun gelmiş olması ilginç. Dolayısıyla Türkiye'nin o konuda Finlandiya'ya yeşil ışık yakması ertesinde bu Amerikan tarafında bu konuda bir ilerleme oldu. Ama diğer F-16 paketi hem İsveç konusunun Türkiye tarafından onaylanmasını bekleyecektir, hem de daha genel anlamda Türkiye'de seçimler sonrasında kurulacak olan iktidarın gerek içeride gerek dış politikada, dış politika vizyonunda, Amerika ile ilişkilerde atacağı adımları bekleyecektir. Yani aslında çok da söylendiği gibi F-16'lara giden yolu açan bir durumdan bahsetmiyoruz. Anladım bunu. Bahsetmiyoruz ama siz başta da ifade ettiniz. Yani burada asıl Türkiye'nin kaybı F-16'nın da ötesinde F-35 oldu. Evet. Ve muhalefetin ortak mutabakat metnine baktığımız zaman 30 Ocak'ta yayınlanan, orada da Türkiye'nin F-35 programına dönmesine dair bir taahhüt var. Döneceğine dair bir taahhüt var. Onu da hatırlatmak lazım. Peki bu Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TGC Anadolu'da zaten biliyorsunuz bu F-35'ler için planlanmıştı ama maalesef alamadığımız için o da bir modernizasyona gitti diyebiliriz. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Her sene bir F-35 konusu ya da bir F-16 konusu gündeme geliyor ama bir şekilde bugün az önce söylediğiniz gibi yalnızca en fazla kaydettiğimiz ilerleme modernizasyon kiti alabiliyoruz. Öyle, çünkü F-35 programına geri dönebilmek için S-400 meselesini halletmek gerekiyor. Ve bence geriye dönüp bakıldığında AK Parti dış politikasının belki de en stratejik açıdan maliyetli kararı olduğunu düşünüyorum ben, S-400 kararının. Çünkü hem Türkiye ile Rusya arasında bir bağımlılık yaratmanın ötesinde bu sistem Türkiye'nin Hava Kuvvetleri'nin 2008 yılından beri planladığı dönüşüme darbe vurdu. Çünkü F-35 Türkiye'nin çok uzun yıllara dayanan bir planlamasının ürünüydü aslında. Türk Hava Kuvvetleri'nin dönüşümünün çıpasıydı. Hem bir yandan F-35 olacaktı, bir yandan da Milli Muharip Uçak Projesi aslında F-16'ların yerini alacaktı.
Onun ötesinde Türk savunma sanayi bakımından da bu bir teknolojik eşik atlamak demek olacaktı. Çünkü Türkiye F-35'in sadece bir müşterisi değil, aynı zamanda üreticisi konumundaydı. Yaklaşık 12 milyar dolar tutarında bir üretimi olacaktı Türkiye'nin F-16'lara. Artı bir de kamuoyu tarafından nispeten daha az bilinen bir boyutu, bütün Avrupa ülkelerinin, NATO Avrupa ülkelerinin kullandığı F-35'lerin hizmet ve bakım merkezi de Türkiye'de olacaktı. Ve dolayısıyla buradan da ülkeye bir döviz girişi olacaktı. Şimdi bütün bunlar bu S-400 kararıyla maalesef akamete uğradı. Onun için hani Türkiye'nin F-35'e geri dönmesi yönünde en azından bir taahhüt var muhalefetin. Dolayısıyla bunun yerine getirilmesi ne dair de bir fırsat penceresi oluşacak. Sizin sorunuza geri dönecek olursam, evet, TCG Anadolu'nun planlaması yapılırken bunun bir uçak gemisi şeklinde olması planlanmıştı. Ve zaten tam da bu nedenle Türkiye F-35B modelini almayı zaten programına dahil etmişti. F-35 programından tabii Türkiye bu şekilde Amerikan yaptırımları nedeniyle dışına çıkınca, şimdi burada da Türkiye kendine özgü farklı bir formül üretmek durumunda kaldı. SİHA'lar yerleştirildi bu gemiye. SİHA'lar faydalı olur mu? Tabiatıyla bu geminin hangi doktrin çerçevesinde, nasıl bir ihtiyaç çerçevesinde kullanılacağına bağlı. Tabii ki bir F-35 ile karşılaştırmak doğru olmaz. Çünkü SİHA kendi başına bir hava üstünlüğünü sağlayacak bir platform değil. Bunu ancak uçaklar yapabilir. Dolayısıyla daha farklı senaryolarda bu kullanılacaktır. Ama özünde tabii ilk baştaki planlama olan bunun gerçek anlamda bir uçak gemisi olması ihtimali şimdilik yok. Peki şunu da sormak istiyorum dış politika anlamında. Tabii ki bütün bunları belirleyen aslında ilişkilerimiz, diplomasi, dış politika çok önemli. Baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ABD Büyükelçisi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği için ciddi anlamda tepki gösterdi. Bir daha benimle görüşemezsin dedi. Gerçi sonrasında bakanlarla pozlar verildi, fotoğraflandı ama baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenine şunu da söyledi. Görüyoruz ki biz Amerika Birleşik Devletleri ile de savaşıyoruz aslında. Yani onlarla da bir seçime gidiyoruz. Sanki bir düşman ya da bir seçime katılacak, muhalefeti destekleyen bir ülke konumunda olduğunu söyledi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama böyle adımlar da atılıyor. Bunu nasıl okumak lazım? Birbirinden ayrı mı tutuluyor bu konu, yoksa bambaşka bir senaryo mu yaşıyoruz? Şimdi bu aslında daha büyük bir soruna işaret ediyor. O sorun da şu: Türkiye özellikle başkanlık sisteminin hayata geçirilmesi sonrasında iç politika sayıkleriyle dış politika üreten bir ülke oldu. Bu da dış politika bakımından çok sakıncalı. Yani bu ikisi arasında sağlıklı bir ayrışma olması gerekiyor. Ama tamamen iç politika üzerinden dış politikaya yön vermeye kalktığınızda bu ülkenin ulusal menfaatini ve diğer ülkelerle ilişkilerini çok zora sokan durumlar ortaya çıkartabiliyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini de biraz böyle okumak lazım. Yani seçim dönemindeyiz ve tamamen iç politikaya, iç siyasete, içeride bir ilave destek almaya yönelik bir söz. Yoksa bunun aslında uluslararası diplomaside bir karşılığı yok. Yani Amerikan Büyükelçisi her demokratik ülkede olduğu gibi Türkiye'de de muhalefeti de ziyaret edebilir, sivil toplumla da görüşebilir. Kaldı ki bunu Türkiye'nin kendi yurt dışındaki büyükelçileri de yapar. Sadece yapar değil, yapmakla mükelleftir zaten. Yani bulunduğunuz ülkedeki çeşitli farklı grupları ziyaret edersiniz. Hem her birine Türkiye'nin tutumunu anlatırsınız, bir de o ülkeyi daha iyi anlayıp Ankara'ya o ülke hakkında doğru tahlilde bulunabilmek için zaten bu ziyaretleri, bu temasları yapmanız elzemdir, şarttır. Şimdi dolayısıyla başka ülkelerde bunu Türkiye'de yapar. Türkiye'de kendi büyükelçileri yurt dışında bunu yapar. Bunun hiç garipsenecek diplomaside hani aykırı bir durum yoktur. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktadaki eleştirilerini tamamen iç siyaset ve seçim dönemine yönelik bir beyan olarak okumak lazım. Peki. EDAM Direktörü Sinan Ürgen, yayına katkılarınız için teşekkür ederiz efendim.